Sevgili kardeşlerim, hepinize merhaba. Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü Ön Lisans Arapça 1 dersi 2017-2018 yılı final dönemi sınav sorularını, yani Arapça sorularını çözerek sizleri sınava daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Birinci sorudaki yapı arızası nedeniyle iptal edilmiştir o dönemde. İkinci sorudan başlıyoruz. Mese'ul hayr ifadesinin en uygun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Mese'ul hayr diyen birine arkadaşlar leyletün saide demek uygun olmaz. Sabahın nur zaten nurlu sabahlar olmaz. Mese'un nur dememiz lazım. Yani hayırlı akşamlar, nurlu akşamlar, nurlu geceler diyoruz. Sabahul hayır zaten hayırlı hayırlı sabahlar, tusbihu ala hayır, sabaha hayırla çıkarsınız. Halbuki bu uyumak üzere olan birine söylenecek bir sözdür. Sabahul hayır, sabahun nur diyen birine söylenir. Mesela o nur diyoruz, yani nurlu geceler olsun, geceniz aydınlık olsun. Üçüncü soru, aşağıdaki sülasi fiillerden hangisi sahih bir fiil değildir? Yani sahih fiil ne demek? Kök harflerinde şedde, kök harflerinde elif, vav, ye dediğimiz illet harfi bulunmayan fiillere biz ne diyoruz? İllet bulunan fiillere illetli fiil diyoruz. Bulunmayan fiillere ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Salim fiil diyoruz. Bakın derese, ders yaptı, çalıştı. Bu salim, sahih. Şeribe, yine illet harfi yok, sahih fiil. Celese, oturdu. Bu şeribe içti, celese oturdu. Vecede, arkadaşlar birinci harfi illetli, bakın, vav'dır. Dolayısıyla ne diyoruz? Doğru cevabımız bu. Ketebe de yazdı, o da sahih fiil zaten. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Mâze fealte fil utlati. Mâze fealte fil utlati. Tatilde ne yaptın sorusuna ne cevap verebiliriz? Mesela fehimtü derse, dersi anladım. Bakın en uygun cevap. Hepsi uygun olabilir de en uygun. Fehimtü derse, çünkü tatilde zaten ders anlamanın anlamı yok. Zehebtü ile kariyeti. Doğru cevap sevgili arkadaşlar budur. Ekeltü hubzen, ekmek yedim. Gaseltü yedeyi, ellerimi yıkadım. Şeribtü haliben, süt içtim. Ama doğrusu nedir? Zehebtu ila qaryati fil utlati. Tatilde köyüme gittim. Fakir nereye gidiyor? Maldiv adalarına gidecek hali yok herhalde. El masrifu ba'idun nokta nokta anil beyti. Arkadaşlar bu karibun kelimesi yakın, ba'idun uzak. Karibun kelimesi min ile kullanılır, ba'idun kelimesi de an ile kullanılır. Bunu hiç unutmayacaksınız. Bakın, be'idun an, karibun min. O zaman el masrifu banka, be'idun anil beyti, eve uzaktır diyoruz. Be'idun anil beyti. Yani eve uzak, evden uzak. Ama bunu ezberleyin sevgili arkadaşlar. El masrifu be'idun an, el masrifu karibun min. El mescidu be'idun anil medreseti, mescid okula uzaktır. El mescidu karibun minel medreseti, mescid okula yakındır. Evet. Aşağıdakilerin hangisi uzak için kullanılan işaret sıfatlarından biridir? Uzak, şu ya da o. Yani bu, şu, o. O, hâtâni bu ikisi, bu iki bayan diyoruz. Hâze bu erkek, hâzi bu bayan. Hezeni bu iki erkek. Dolayısıyla ne kaldı sevgili arkadaşlar? Zelike şu demektir. Şu erkek. Evet. Araftu heuleyl evlade. Cümlesine altı çizili sözcüğün irabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Araftu, ben tanıdım. Kimi tanıdın? Heuleyl evlade. Bu çocukları tanıdım. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Bu ne olabilir? Mef'ulun bi mansup. Değil mi? Nasıl mansup? İsmi işaretler tabi mebni olduğu için bakın
Ne deriz? Mahallen mansup. Bakın. Bu bir kere müşarun leyh olduğu için mef'ul nasb alameti sonraki kesredir. Doğru değil. İşaret sıfatı mecrur cer alameti sonundaki kesredir değil. Çünkü mef'uller mansup olur. İfail zaten değil. Araftu buradaki T fail. Mef'ul oluyor sevgili arkadaşlar. Mahallen mansup. Neden mahallen mansup? İşaret sıfatı olduğu için. Mebni de onun için. Mebniler mahallen irab olur. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Mebniler ne olur? Mahallen. Çünkü sondaki harekeleri değişmez. Sekizinci soru. Es-Süel-i Sâmin. Et-Talibeni Müştehideni cümlesindeki boşluğu en uygun, bakın yine en uygun şekilde tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakiler hangisidir? Bak, o iki öğrenci olduğu için müzekker olacak sevgili hanımlar. Böyle hazihi bu bayan olur. Hazani işte cevabımız budur. Hazani talibani müştehideni diyeceğiz. Bu iki erkek öğrenci çalışkandır. Hazeyni mansup olduğu için olmaz. Hazani iki kız çocuğunu işaret ediyor. Haze de bir erkek çocuğu. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Hazani et-talibani müştehideni. Bu iki erkek öğrenci çalışkandır. Üniversitenin fakültesinin dekanı. Bak zincirleme isim tamlaması. Dekanı fakültenin üniversitenin diyeceğiz. Bak dikkat edin. Dekanı fakültenin üniversitenin dekanı. O zaman amid külliyetil camiati. Amid külliyetil camiati. Zincirleme isim tamlamasında arkadaşlar en son muzaafın ileyh elif lam takısalır. Bakın doğru cevabımız bak amidu kulliyetil camiati. Bu muzafların başına hiçbir zaman elif lam takısı almaz. Muzafin leyh hiçbir zaman muzaf tenvin almaz. Bakın burada tenvin almış. El amid muzafın başına elif lam takısı almaz. Burada da amidu kulliyeti camiatin son muzafin leyh mutlaka elif lam takılı olacak. O zaman sevgili arkadaşlar cevabımız A'dır. 10. soru aşağıdaki hangisi isim tamlamasıdır? İsim de. Et-tavilatu fil gurfeti masa odanın içindedir. Bakın bu bir cümle. Es-seyyaratul galiyetu pahalı araba bu bir sıfat tamlaması. Nasıl araba? Pahalı araba. Reculul ilmi ilim adamı. İşte bu bir arkadaşlar isim tamlamasıdır. El-beytu ba'idun ev uzaktır bir isim cümlesi. El-kitabul cedidi sıfat tamlaması. Yeni kitap. Yeni kitap. Bakın. İki isim cümlesi. Bir ve bu isim cümlesi. Es-seyyaratul galiyetu el-kitabul cedidi sıfat tamlaması. İsim tamlaması da bu arkadaşlar. Reculul ilmi ilim adamı. 11. soru. Müdürül medreseti nokta nokta. Bunu küçültelim arkadaşlar. Evet. Muallimul medreseti, muallimul medreseti okulun erkek öğretmenleri ne yapmışlar arkadaşlar? Şöyle büyütelim biraz. Muallimul medreseti okulun erkek öğretmenleri. Dolayısıyla ne olacak? Zehebe, zehebe, zehebu. Çünkü fiil failden sonra geldiğinde ne yapıyordu? Failini hem sayı hem cinsiyet bakımından uyardı. Zehebe olmaz zaten. Zehebet bayanlar için. Zeheb ne bayanlar için? Zehebete bayanlar için. Halbuki burada cemi müzekker salim. Cemi müzekker salimlerde muzaf olduklarında ne yapıyor? Sonundaki nun düşüyor arkadaşlar. Muzaflarda nasıl bir değişiklik oluyor? Eğer tenvin varsa tenvin düşer. Elif, vav, ye'den sonra nun varsa nun atılır. Bunu hiç unutmayın. Evet. Yeni bir arabaya bindim cümlesinin Arapça doğru tercümesi aşağıdakiler hangisidir? Bakın yeni bir arabaya bindim. Rekibtul seyyaratel cedidete yeni arabaya bindim. Halbuki bir araba olacak. Yeni bir araba. Bu yeni arabaya bindim. Rekibtu seyyaratel cedideti yeni arabaya bindim. Bu da bir lafı yok burada.
Rekiptü seyyarete cedideten, işte burada bir yanlışlık var. Yani D şıkkında rekiptü cedideten seyyareten, bindim yeni araba olmaz. Rekiptü seyyareten cedideten, rekiptü seyyareten cedideten, doğru cevabımız bu. Yeni bir arabaya bindim. Aşağıdaki cümlelerde hangisine sıfat damlaması bulunmaktadır? Bakın, Babul beyti meftuhun, evin kapısı açıktır. Bu bir isim cümlesi. Ummu tıfleti, çocuğun, kız çocuğun annesi, zehebet ile suhi, çarşıya gitti. Burada bir şey yok. Yine isim cümlesi. Hazel beytül cedidü lene, bu yeni ev bizimdir, bize aittir. Sevgili arkadaşlar, cevabımızı yakaladık. Evet. Miftahu babil beyti mefhudun, evin kapısının anahtarı kaybolmuştur diyor, kayıptır. Enefi matbahil beyti, ben evin mutfağındayım. Bizim sorumuzun cevabı nedir? Hazel beytül cedidu, bu yeni ev bizimdir, bize ait. 14. Sıfat damlamasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bakın, sıfat damlaması. Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir, yanlış. Genellikle sonra gelir diyeceğiz. Değil mi? Genellikle ne yapar? Sonra gelir. Bu zaten otomatikmen işaretliyoruz. Aşağıdaki cümleler hangisine fiil emri hazır formundadır? Bak, efhemu anlıyorum, el cevabı, cevabı anlıyorum. Ektubu risalete, mektubu yazıyorum. Eclisu fi saffi, sınıfta oturuyorum. Eftahul bebe, kapıyı açıyorum. Üktübü derse, dersi yaz. Bak, üktübü derse. Çünkü fiilin son harfi sürekli arkadaşlar meczumdur. Elif vaviyeden sonra nun varsa nun düşer. İllet harfi varsa da illet harfi cezm işareti olarak atılır. 16. soruda mazi fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edat aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, mazi fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edat aşağıdakilerden hangisidir? 16 arkadaşlar, la ennahiye, bu nehyeden la fiil-i muzarın başına gelir. La ennafiye fiil-i muzarın başına gelir. Lem cezmedatı zaten fiil-i muzarın başına gelir. Lamül emir fiil-i muzarın başına gelir. Öyleyse ma ennafiye, nefyeden ma. Elbenatü liyencehne fi durusihinne olması lazım arkadaşlar. Tekrar bu kuralı unutmuyorsunuz. Eğer isim başta ise, isim başta ise ne olur? Fiil sürekli sevgili arkadaşlar şeye uyar, failine uyar. Hem cinsiyet hem sayı bakımından. Bak, durusiye kız öğrenci, bir kız öğrenci. Durusiyime iki kız öğrenci. Durusiyim erkekler. Durusihinne, işte o cevabımız budur arkadaşlar. 17. sorumuzun cevabı neymiş? Durusihi o erkek çocuğun derse, halbuki burada elbenatü var sevgili arkadaşlar. Dikkat. 18. Aşağıdakinin hangisi mansup munfasıl zamirlerden birisidir? Mansup munfasıl. Arkadaşlar, enti merfu, nahnu merfu, hum merfu, ene merfu. Öyleyse iyyahu nedir? Doğru cevabımız o. İyyahu. Çünkü bunlar hepsi merfudur bak. Ente, enti, huve, huve, hüme, hum, hiye, hüme, hünne, ente, entüme, entüm, enti, entüme, entünne, ene, nehnu. Bunlar nedir? Merfu munfasıl. İyyehü, mansup munfasıl. 19. sorumuz. İçmesinler fiilin Arapça karşılığı aşağıdakiler hangisidir? La yeşrabu. Nedir? İçmesinler. Bak, yeşrabu ne? İçiyorlar. La yeşrabu, içmesinler. Buna işaret koyalım. La teşrabne, sizler içmeyiniz, bayanlara diyoruz. La yeşrabane, o iki kişi içmesin. La teşrabi, karşımızdaki kıza diyor sen içme. La yeşrabune, zaten bu yanlış. Öyle bir şey olmaz. Peki, 20. sorumuz sevgili arkadaşlar. Mâze tümârisu fî enve'ir riyâdati. Spor dallarından ne yaparsın? Yani hangi sporu yaparsın? Mâze tümârisu, ne yaparsın? Min enve'ir riyâdati. Spor çeşitlerinden ne yaparsın? Hangisini yaparsın? En uygun yine. Bakın, ezebu ilel akdemi,
Ayaklarında yürürüm. Adhaku kesiren, çok gülerim. Ene elabu ma'a ahi, ben erkek kardeşimle oynarım. Ezhebu ile suki, çarşıya giderim. Doğru cevabımız ene elabu kuretel kademi. Ene elabu kuretel kademi. Ben futbol oynarım. Yani spor dallarından neyi tercih ediyorum? Futbolu. Sevgili arkadaşlar, bugün daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, başarılı olun.